Cölemek halkının iradesi talan edildi, açık bir darbe yapıldı. Bu uygulama her ne kadar son 3 dönemdir Kürt halkının iradesine yönelik olmuş olsa da aslında 100 yıllık sömürgeci aklın tezahüründen başka bir şey değildir. 100 yıldır Kürt halkının iradesini, Kürt halkının varlığını, Kürt halkının statüsünü tanımayan bu zihniyet son olarak Kürt halkının seçme ve seçilme hakkını tanımadığını açıkça yeniden ilan etti. Bu yürüyüş bu faşist zihniyete karşı, bu sömürgeci akla karşı iradeye saygı yürüyüşü. Bu yürüyüş İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan üzerinde direnişe, mücadele etmeye devam edeceğiz. Bizler bu ülkede demokrasi, adalet, hukuk gerçek anlamda uygulanıncaya kadar Kürt halkının varlığı ve statüsü ve elbette ana dili bu ülkede özgürlükçü bir temele oturtuluncaya kadar mücadeleye, direnişe devam edeceğiz. Bu yürüyüş Cölemek halkının iradesidir, bütün Kürdistan'ın iradesidir. Bu yürüyüşle elbette bizler biliyor ve inanıyoruz. Elbette bu ülkeye bir gün demokrasi gelecek. Elbette bu ülkeye bir gün hukuk gelecek. Ve elbette bu Kürt halkının ve yoldaşlarının ve dostlarının onurlu direnişi ve mücadelesiyle gelecektir. Bugün yine aynı zamanda 3 Temmuz'da ZİTEM tarafından katledilen sevgili Vedat Aydın'ın yıl dönümü. Kendisini de iradeye saygı yürüyüşleri olarak bir kez daha saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Bu zihniyet nasıl ki 100 yıl önce Kürt halkının varlığını yok sayıp Kürt halkını asimile etmeye çalıştıysa 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda, zindanlarda, her yerde Kürt halkını yok etmeye, katletmeye ve Kürt halkının varlığını tamamen ortadan kaldırma yönelik bir politika uyguladı. Bu politika hala devam ediyor. Bizler bu doğrultuda sevgili Vedat Aydın nezdinde bütün Kürt halkı ve dostlarının bugüne kadar vermiş olduğu bütün şehitlere karşı saygı ve hürmetlerimizi iletiyor. İradeye saygı yürüyüşleri olarak bugün kesintisiz devam eden yürüyüşümüzü akşam saatlerinde Van Başkale'ye ulaşarak bugün için tamamlayacağımızı ve nihayetinde iradesi gasp edilen Cölemek halkıyla birlikte hep birlikte direniş içinde olacağımızı belirtiyor. Buradan bütün halkımızı ve bütün yoldaşlarımızı saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyoruz. Elbette Kürt halkı bu ülkeye demokrasiyi getirecek, adaleti getirecek, direnişte, mücadelede bunun içindir. Teşekkür ederiz.